Merhaba ben Mesut Çevik. Yeni videoda birlikteyiz. Bu videoda Xiaomi'nin devrimsel akıllı gözlüğünü konuşacağız. Bu videoyu çekerken de Razer'ın akıllı gözlüğünü takacağım. Son dönemde akıllı gözlük konsepti tekrar yükselişe geçmiş durumda. Facebook'un akıllı gözlüğünü gördük. Daha öncesinde Snapchat'in akıllı gözlüğü vardı. E, Razer bir akıllı gözlük piyasaya sürdü. Ama Xiaomi gösterdiği akıllı gözlükle son noktayı koydu. Çünkü tüm akıllı gözlüklerden ayrılan birçok özelliğe sahip. Xiaomi'nin konseptine bakacak olursak Xiaomi mikro led teknolojisinden yararlanıyor ve 2 milyon nit ışık verme özelliğine sahip. Mini bir projeksiyon cihazıyla gözlüğümüze direkt olarak bildirimleri, navigasyon bilgisini, arama kayıtları gibi birçok şeyi yansıtabiliyor. Aynı zamanda gözlük cep telefonunun ikinci ekranı olarak çalışmıyor tek başına bir cep telefonu gibi çalışıyor. Bakın burası çok önemli. Razer'ın akıllı gözlüğünü takıyorum dedim. Facebook piyası akıllı gözlük sürdü dedim ama tüm bu gözlükler bir cep telefonuyla ya da en azından bluetooth bağlantısı olan bir cihazla eşlenmeyi ve birlikte çalışmayı istiyorlar. Mesela Razer'ın akıllı gözlüğünde Bluetooth hoparlörler mevcut. Eğer bilgisayarınız ya da cep telefonunuzla bağlantı sağlarsanız bu gözlük üzerinden görüşmelerinizi yönetebiliyorsunuz. Ya da müzik parçalarınızı kulağınıza yakın olarak konumlandırılmış hoparlörlerden duymaya devam edebiliyorsunuz. Dokunmatik panelleri var. Asistanınızı çalıştırabiliyorsunuz. Bir sonraki parçaya geçebiliyorsunuz. Ama herhangi bir şekilde gözlük camlarında bir bilgi gösterme fonksiyonuna sahip değil. E, Facebook gözlüğüne baktığımızda Facebook gözlüğünün tek önemli özelliği de iki tane kameraya sahip olması. Kısa storyler çekebiliyor olmanız, video olarak ve fotoğraf kayıtları alıyor olmanız. Yine bluetooth hoparlörleri yer verilmiş ama onun dışında bilgi gösterme gibi bir fonksiyonu yok. En iyi akıllı gözlük konsepti Google'dan gelmişti, o da piyasaya sürülemedi. Ama Xiaomi'nin akıllı gözlüğü tek başına Android yüklü bir cep telefonu gibi çalışıyor. Bir cep telefonunda ne yapabilecekseniz o gözlükle de yapabileceğiniz söyleniyor. Yine üzerinde 5 megapiksel bir kamera var ve bu kamera gördüğü şeyleri akıldan geçirerek bir yapay zekadan geçirerek yorumlayabiliyor. En önemli mesela göstergelerden bir tanesi yabancı dilde yazılmış bir menüye bakarken gözlüğünüzün akıllı asistanına sesli olarak bana bu menüyü çevirir misin dediğinizde kameradan gelen bilgiler neticesinde gözlük anlık çeviri yapıyor ve dili anlayabileceğiniz şekilde gözünüze yansıtıyor. Bu sayede hiç bilmediğiniz yabancı bir ülkede yaşarken tabelaları kendi dilinizde görebilir kitapları, yazıları kendi dilinizde okuyabilir hale geleceksiniz. Navigasyon özelliği de oldukça önemli. Birçok otomobil kullanıcısının en çok yakındığı durumlardan bir tanesi, evet ekranlar büyüyor araçlarda ama hala da navigasyona bakabilmek için yoldan gözünüzü ayırmanız gerekmesi. Akıllı gözlüğün navigasyon özelliği ve yüksek çözünürlükte, yüksek parlaklıkta gözünüze bu navigasyon bilgilerini yansıtma yeteneği sayesinde yolculuğunuz sırasında hiç yoldan gözünüze ayırmadan artık navigasyonu görebilecek ve nereye gitmeniz gerektiğini anlayabileceksiniz. Bunlar oldukça önemli konular. 51 gramlık bir gözlükten bahsediyoruz. 497 bileşenden oluşuyor. Üzerine bir kamera var. 4 çekirdekli bir işlemci var. Pili var, dokunmatik yüzeyleri var ve bir mini projeksiyon sayesinde gözünüze oldukça yüksek çözünürlükte detaylı bilgiler aktarılabiliyor ve ağırlığı sadece 51 gram. Bu gerçekten de olağanüstü bir işçilik, olağanüstü bir mühendislik çalışma anlamına geliyor. Xiaomi daha öncesinde hani hep rakiplerini ismen bile cep telefonlarına, Note serisi cep telefonlarına dahi taklit eden bir firma gibiydi. Ama daha sonrasında büyük bir ayrım yaşadı ve artık inovasyonun öncüsü üreticilerden bir tanesi oldu. Mesela gösterdiği akıllı telefon konsepti bile her ne kadar pazara sürülmemiş olsa dahi en kullanılabilir akıllı telefon konseptlerinden bir tanesi olarak görünüyordu. Akıllı gözlük konsepti de hala hazırda piyasaya sürülmemiş olsa da akıllı gözlüklerin gelmesi gerektiği noktayı gösteriyor bizlere. Tabii ki eğer kanalıma bakarsanız akıllı gözlüklerin neden başarısız olduğu ile ilgili bir videom var ve bu videodaki söylediklerim hala daha geçerli. Birincisi, gözü sağlıklı olan insanlar gözlük takmak istemiyorlar. Tek takmak istedikleri gözlükler güneş gözlükleri, o da zorunlu oldukları yerlerde. Yani güneşin altında veya plajdaysa takmak istiyor insanlar. Onun haricinde gözlüklü bir yaşantıdansa gözlüksüz bir yaşantıyı yeğlerim. Zira 51 gram dahi oldukça ağır bir yük ve gözünüzde burnunuzun üstünde sürekli böyle bir yükle hareket edecek olmak can sıkıcı bir durum. Ekstra olarak düşündüğümüzde telefonu saklamak her zaman için cebinize koyduğunuzda ya da çantanıza bir yere attığınızda daha kolay gibi görünüyor. Gözlüğü sürekli kılıfında tutmanız, camlarını temizlemeniz gerekiyor. Mesela telefonunuzun ekranı kirliyken herhangi bir şekilde size bir sağlık riski ya da kaza riski yaratmaz. Ama Akıllı gözlüğünüzün eğer camları buğuluysa, kirliyse, yağlıysa ve bu siz bunları düzenli olarak temizlemediyseniz araba kullanırken sosyal hayatta bile size büyük engellemeler, can sıkıntısı ve kaza riskleri yaratır. Sürekli silmeniz gereken, sürekli titiz bakmanız gereken ve kafanıza tutmanız gereken bir teknolojik cihazdan bahsediyoruz. Tabii ki bu akıllı gözlüklerin bir diğer sıkıntılarından bir tanesi de hiçbiri gerçekten de gözlük kullanmak zorunda olanlar için numaralı camlarla üretilmiyorlar hepsi gözlerinizin full sağlıklı olduğunu ya da lens kullandığınızı varsayarak geliştirilmiş cihazlar. Şimdi düşünsenize sağlıklı bir insansınız, gözlük takmıyorsunuz, gözlük takanlar sizin yerinizde olmak için para verip ameliyat olmak zorunda kalıyorlar. Ama siz yetmezmiş gibi para verip gözlük takar hale geliyorsunuz. Bu yüzden bu konseptler her ne kadar çok etkileyici görünüyor olsalar da her ne kadar hayatımızın bir parçası olabilecekmiş gibi bir hissiyat yaratılmaya çalışsa da ben hala da akıllı gözlük konseptinin çok boş ve gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ve sizin de neler düşündüğünüzü merak ediyorum. Bence şu ana kadar giyilebilir teknolojiler içinde en giyilebilir ve gerçekten de hayatımızın bir parçası olmaya hak eden şey saatler oldu. Kalori takip özellikleri, sağlık takip özellikleriyle de hayatımızın gitgide daha ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyorlar her yeni akıllı saatte özellikle sağlık takibi konusunda büyük gelişmeler yaşıyoruz. Ama akıllı gözlükler hala da çok zorlama duruyorlar. Ve benim düşüncem evet ben bir akıllı gözlük takmak istemiyorum. Gözümde sürekli olarak ihtiyacım olmayan ayrıca tutmak zorunda kaldığım bir şeyi bilmiyorum. Bana mantıksız geliyor ve sahip olmayı düşünmüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşın. Xiaomi'nin yaptığı evet çok farklı bir konsept. Cep telefonsuz fark yaratabilecek bir akıllı gözlük ortaya koymaya çalışmışlar. Akıllı gözlük dediğimiz şey gerçekten böyle olmalı. Yani akıllı diyeceksek çeviriler yapabilmeli, hayatımızı kolaylaştıracak birçok unsura sahip olmalı. En azından en azından kafamızda taşıdığına değsin.